daha ne yapalım diyecektim. Ama daha ne yapalım? Amerikalardan kadını getirttik buraya özel jetlerle. Daha ne yapalım? Helikopterlerle yukarıdan indirttik. Evet. Eğer sen kaçırmamış olsaydın beni şu an kesin savcılığa suç duyurusunda bulunabilirdim ama sen kaçırdığın için kesin itiraz Azra, etmeyeceğim. Azra senin bu dava açma hikayen ne olacak? Nasıl mücadele edeceğiz? Yani şimdi biz hep yaşadığımız toplumun içerisinde sağlıklı var olmaktan bahsediyoruz değil mi? Her şey habitata bağlı yani çevreye bağlı. Eğer sen hani bu örneği daha önce de seninle konuşmuştuk telefonda konuşurken. İşte sağda solda bir sürü dava görüyoruz. Bir sürü insan tacize uğruyor değil mi? Giydiği kıyafetlerden tutun sadece var olma ya çalışma halleri bile yani sokakta yürümek bile problem haline gelebiliyor. Habitatın bu kadar bozulduğu bir yerde habitat düzeltmek için ne yapmak lazım? Dava açmak diyorsun. Yani şimdi dava açmanın ötesinde hukuku kullanmıyorsan neyi kullanacaksın? Çok haklısın. Bu arada bakma hani bunu özellikle egzajere ederek anlatıyorum. Çünkü çok haklısın. Şimdi birey olmanın bence yani yetişkin gibi olmanın, birey olmanın en önemli noktası vatandaşlık bilincidir. Kesinlikle. Vatandaşlık bilinci de hukuku kullanmaktan, tepkini doğru yere kanalize etmekten geçer. Kesinlikle. Yani öyle iki atar yapıp da susmak değil vatandaşlık bilinci. O zaman bilinci. Tamamen o çok şikayetçi olduğun o çevresel negatif etkinin o etkiyi negatifi büyüten bir parçası haline geleceksin. Negatifi büyütmek yerine negatifin içinde negatifte kaybolmuş insanlara ders oluşturacak olan bir sistemin parçası olmayı seçtiğinde ve sayımız çoğaldığında hakkımızı arayan, hakkımızı doğru şekilde arayan insanlar haline geldiğimizde zaten o kadar kolay olmayacak yolda yürüyen insanlara sataşmak. Çünkü bedelini ödeyecekler. Hı hı. Yani bedelini ödemenin çeşitli yolları var fakat biz anlık tepkiler verip sorunların çözümlerine gitmiyoruz. Hı hı. Anlık tepkiler içerisinde rahatlıyoruz ve sorunlarımız çözümsüz kalıyor. Çözümsüz kalan sorunlar bir araya geldikleri zaman da zaten bataklık kültürünü oluşturmaya başlıyorlar. O yüzden de bunu yapmaktan başka hiçbir çarem yok. Yani gayet de başarılıyım bu konuda aldığım tazminatlar. Onun farkındayız da bataklıkta mıyız? Bataklık kültürü içinde batıyor muyuz? Şimdi çok sert konuşmak istemiyorum. Çünkü bulunduğum, içine doğduğum ülkeyi ve toplumu gerçekten çok seviyorum. Çok değerli buluyorum. Ama şu sıralar hayat hepimizi bu bataklığın içine hep birlikte soktu ki bataklık kurutabilme dersini hep birlikte alalım. Bir bataklık nasıl kurutulurmuş bunu öğrenelim ve bu bataklığı bir tarım arazisine çevirebilelim diye bu dersin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani o yüzden bunun için çok üzülmek yerine içinde bulunduğumuz problemin ne anlama geldiğini analiz edip bunu tartışıp o problemden fırsatlar yaratmaya yönelik bir sisteme geçmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz problem ne anlama geliyor? Yani şöyle. Bir habitat problemi. İşte bir habitat problemi. Senin gibi aksiyon almak yerine hepimiz dır dır konuşup kurban bilincini oynayıp yani kurbanmışız gibi davranıp sanki bize hep bir şeyler yapılıyor. Biz öyle mal gibi duruyoruz da herkes bize bir şey yapıyor gibi davranıp. Sürekli haksızlığa uğruyoruz. Hiçbir eylemde bulunmayıp. Mağduruz sürekli. Mağdur. Atarlanmanın dışında bir şey yapmıyoruz. Evet. Peki bu bataklığı nasıl kurutacağız? Şimdi bu konuda çok çok daha aslında bilgisi olan hani mühendis zekasıyla, mühendis zihniyle probleme bakmak lazım. Bu probleme özellikle. Toplumsal problemlerin hepsinin mühendis zihniyle bakıldığında çözümlerinin istatistikler değerlendirildiğinde çözümlerinin aslında daha kolay olacağına inanıyorum ben. Çünkü bugüne kadar yaptığım bütün okumalardan öğrendiğim şeyler bana bunu anlattı. Bilgiyi sentezleyip toparladığımda. Birincisi yapılması gereken şey negatife kanal olmayı bırakmak zorundayız. Mesela işte narsist insan ve narsizm düzensizliğinden mağdur olan insan ikisi ayrı şey. Hı hı. Ama insanlar narsizmi akıllarına geldiği andan itibaren narsizm dendiği zaman bunun tek bir küme olduğunu zannediyorlar. Halbuki narsizmin de kendi içinde bir spektrumu var. O spektrumun içinde nerede kişinin durduğu işte maruz kaldığı problemin boyutuna göre değişebiliyor. Biz narsist bir toplum olduk ama bunun ne demek olduğunu anlayabilmek için hani kavramları önce bir açmak lazım. Şimdi narsizm konusunda seninle çok sohbet ettiğimiz için biliyorum ki sen bu konuda oldukça yetkinsin. Mesela sen
bana anlatabilirsin, hep ben konuşmayayım. Ya tabii bir psikolog ya da psikiyatrist gibi konuşmayalım, haddimizi aşmayalım ama narsizm başka bir şey, narsistik kişilik bozukluğu başka bir şey. Yani narsizm sende, bende olan, işte herkeste olan, kendini beğenme, zaman zaman insanlardan üstün görme, zaman zaman onları küçümseme içimizde. Bunu tabii ki davranışa yansıtmak doğru bir şey değil. Olan haller olabilir. Aralarda bunları yakalayabiliriz ama kişilik bozukluğu olduğunda bu çok başka yere gidiyor. Çocukluğa tabii. iniyorsun, anne problemine tabii. gidiyor zaman bir zaman. Birçok travmadan köklenmiş olabiliyor. %80'i erkeklerden oluşuyor. Şu anki istatistik öyle ama bu değişmek üzere bu arada. Kadınlarda da çok başladı. Çünkü çok eril hale gelen, yani eril derken avcı ve avın yerinin değiştiği kötü belki kelimeler ama daha sorumlulukları artan insan desek daha, yani çünkü erilliğin kökeninde aslında sorumluluk vardır. Bir gün baktığımızda bir psikolog olarak söylüyorum bunu bu arada. Bugün baktığımızda toplumda işte demir yollarını yapanlar, köprüleri yapanlar, yolları yapanlar, işte lağım kanallarını döşeyenler, bunların hepsi erkekler. Çok zor işleri yapan erkekler var. O yüzden aslında eril dediğiniz şey sorumluluk bilincini anlatmak için kullanılan bir kelime olmalı. Bugün. Yani eril yoksa iki tane organdan ibaret eril ve dişil olmamalı yani. O yüzden de eril kadın dediğinizde de sorumluluğu artmış kadın anlamında kullanılıyor. Avrupa'da özellikle. Ama biz bunu bile yanlış anlamaya eğilmeyiz. Çok haklısın. Ben hiç öyle düşünmemiştim bak. Yani erilliğin tanımının bu olduğunu hiç bilmiyordum. Hiç de aklıma gelmemişti. Ama bu. Şimdi erillik bile tamamen çok basite indirgenerek hani sanki organlara bağlı bir şeymiş gibi. Hayır, kadın da eril olabilir. Ve erillik güzel bir şeydir. Sorumluluk alma kapasitesidir. O yüzden zaten eril bir enerjiyle konuya yaklaştığınızda sorumluluk sahibi biri olarak konuya yaklaşırsınız. Sorumluluk almayı bilen biri olarak. Çünkü bugünkü geldiğimiz uygarlıkta, bugüne kadar uygarlığın bütün kanalları erkeklerin işçiliği üzerine kurulmuştur. Ve bu çok saygı duyulması gereken bir şeydir. Yani çok düşünsenize, yani işte kocaman dev gökdelenler yapılmasından tutun da işte binanın en tepesine çıkan işçileri düşünün. Ya da tren yollarını döşeyen insanları düşünün. Havaalanlarını yapan insanları düşünün. Çoğunluk erildir. Kadınlar bunu yapamaz mı? Tabii ki de yapabilir. Bu konuda tecrübelenmemiz lazım. Deneyim edinmemiz lazım. Çünkü daha önce kadına biçilen görev daha farklı olduğu için biz aile yapısını kurmanın ve aile sorumluluğunu taşımanın altında şekillenmiş bir organizmayız. Çünkü neden? Aslında bu bir toplumdaki en önemli yerdir. Yani bir köprü, işte gökdelen, havaalanı yapmaktan çok çok daha önemlidir aile yapabilmek. Ve ailenin çıkarlarını gözetebilmek, çocukları yetiştirebilmek. Çünkü içinde bulunduğunuz toplumun gelecek nesillerini yetiştirmektir o. Toplumun geleceğini var etmektir. Ve bu kadının görevidir aslında bizim gibi baktığınızda kolektif toplumlarda. Ama daha işte batıya gittiğinizde, daha individualistik, böyle daha bireysel toplumlara gittiğinizde bu görev tanımları grileşmiştir. İnsanlar daha esnekleşmişlerdir. Bu da bir ihtiyaçtır. O toplumun o dönemdeki ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Bir zorunluluk olmamıştır. Yani her toplum kendi içindeki ihtiyaçlara göre kendini yeniden günceller. O yüzden de bir şeye eril dediğimizde o eril kelimesinin aslında neyi temsil ettiğini bir anlamak lazım. Çok çok güzel bir yerden girdin. O zaman yani çocuk dünyaya getirip ona bakıp onu doğru şekilde olması gerektiği gibi yetiştirme hali dişil bir eylem olarak duruyor ya karşımızda. Çünkü her şeyden önemli. Ben ve her şeyden önemli diyorsun. Dişiler çok önemli diyorum. Çünkü biz en basit haliyle eğer konu iki tane organizmaya indirirsek, hani işte östrojenle çalışan dişiler, değil mi, testosteronla çalışan erkekler diye konuyu böyle en baza, en ilkel seviyeye indirirsek çok basit. Erkeklerin beyni aynı anda iki tane işletim sistemi, aynı anda iki konuyu analiz edip iki konuda odaklanabilecek şekilde dizayn edilmiş. Kadınlarınki öyle değil. Kadınlarınki böyle hani 8 arabanın aynı anda geçebileceği bir otoban gibi. Ve alt geçit, üst geçit, köprüler, aynı anda 6 tane konuyu beynimizde, zihnimizde düşünebiliyoruz. Mesela sen şu an benimle konuşurken aynı zamanda işte eve gelecek masa ve sandalyeyle ilgili kafanda lojistik hesaplar yapıyorsun. Çünkü bu senin organizmana çok yakışan bir şey. Ama ben bugün burada bir erkekle konuşuyor olsaydım bu konuya odaklanırdı. Bu senin bu konuya odaklanmadığın anlamına gelmiyor. Sen bu konuya odaklanırken onu yapabiliyorsun. O yüzden toplumda kadın olmak bir sorumluluktur.
Yani o toplumun gideceği yeri kadının kalitesi belirler. Kadının kalitesini erkeğin kadına duyduğu saygı belirler. Her şey birbirine bağlıdır. Hayatta her şey birbirine bağlıdır. Yani daha önce hatırlıyor musun? Böyle Sivas'ta keneler basmıştı. Sonra işte bir takım üniversitelerden benim de arkadaşlarımın içinde olduğu bir takım ekipler araştırmaya evet. gitmişti. Niçin Sivas'ta keneler bastı? Sivas Konga işte kene hastalığı çıktı. İnsanlar maalesef ki Allah rahmet eylesin öldüler. Neden bu oldu diye araştırma yaptıklarında ortaya çıktı ki o dönemde tarım arazilerinde kullanılan ilaçlamadan dolayı kuşlar ölüyorlar. Hı hı. Ve mevsimsel olarak toprağın içinde yaşayan keneler toprağın üzerine mevsimsel olarak çıktıklarında o kuşlar normalde onları avlayıp yok etmesi gerekirken onları avlayan kuşlar öldüğü için biz işte Sivas Konga kene hastalığıyla tanıştık. Ne kadar her şey birbirine bağlı. Öyle. Varoluşta. Öyle. O yüzden burada daha hakikatli düşünmek, hakkaniyetli düşünmek lazım. Burada rejiden erkekler sana soru soruyorlar yalnız, rejidekiler. Lütfen. Seni full konsantrasyon dinliyorlar ve diyorlar ki biz erkekler salak mıyız peki? Hayır, tam tersi. Erkekler o yüzden köprü dizayn etmekte, kafaları karışmadan atıyorum anneleriyle, eşleriyle ya da kız arkadaşlarıyla olan ya da hanımlarıyla olan, çocuklarıyla olan sorunların içinde kafaları karışmadan o köprüyü yüzlerce yıl yıkılmayacak şekilde dizayn etmekte işçi olacak işçi olabilecek şekilde dizayn edilmişler. O yüzden onların görevleri çok önemli. Yani inşa etmek üzerine odaklanmakla ilgili yetenekleri var. Düşünsene şimdi biz seninle köprü dizayn edeceğiz, gittik. Sen aynı zamanda evindeki eşyaları yöneteceksin. Ben aynı zamanda oğlumun okul öğretmeniyle konuşacağım. Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Bizim highway'de 6 tane araç işte sürekli değişik yönlere trafik şeklinde farklı konular birbirleriyle böyle yan yana geçerek bizim o otobanda ciddi bir trafik oluşacak. Ama erkeklerin otobanı çok net. Bir dakika, burada kendine haksızlık ediyorsun. Kendimi katmayacağım. Sen haksızlık ediyorsun. Sen o köprü kadar girift olabilen ve full konsantrasyon gerektiren kitapları yazmış bir kadın olarak burada. Şimdi tutuyorsun bunu böyle söylüyorsun. Burada bir haksızlık var. Sen aynı şeyi yapıyorsun. Bunu hemen şuna bağlayayım. Çünkü ben eril enerjisi yüksek bir kadınım. O yüzden bunu yapabiliyorum. Bazı konuları öncelik sırasına göre erkekler gibi dizebiliyorum. Yani şimdi konuların öncelik kadınlar için bizim için her şey çok önemli. Hı hı. Her şey her zaman bizim için çok önemli. Öncelik sırası yapmakta zorlanıyoruz. Ben zorlanıyordum. Bunun eğitimini kendime verdiğimi düşünüyorum. Ne zaman ki bunun eğitimini kendime verdim, bu eğitimin ötesinde bir süre sonra eril enerjimi, sorumluluk enerjimi yükseltmeyi öğrendim. O yüzden haksızlık yapmayalım. Yani ben erkeklerin zihni işte iki konuda odaklanacak şekilde dizayn edilmiştir. Kadınların işletim sistemi 6 konuda derken erkeklerin kapasitesi, potansiyeli daha düşüktür, kadınlarınki daha yüksektir demek istemiyorum. Farklı, sen potansiyel farklılıklarından bahsediyorsun. Düşük, yüksek değil. Değil. Farklı şeyler için dizayn edilmişiz. Burada peki... Hani Einstein'ın bir sözü var ya, bir fili ağaca tırmanmasıyla yargılayamazsın. Şimdi ağaca tırmanma yarışması yaptın. Bir tane maymun, bir tane fil, bir tane timsah yarışmaya soktun. Yani o zaman ne diyeceğiz? Bu filler çok beceriksiz varlıklar mıdır diyeceğiz? Dünyada en gelişmiş ön lobu olan, hafızası en gelişmiş olan varlığa gerizekalı muamelesi mi yapacağız? Tabii ki de yapmayacağız. O yüzden de organizmaları yetenekli oldukları konularda kullanmak zorundayız. Burada ama kadın da senin gibi eril enerjisini öne çıkararak, öncelik sırasına koyarak evinde bütün dişiliğiyle bir çocuğu da yetiştirebilir değil mi? Evet. Bunu da yapabilir. Bu da buna engel kesinlikle değil. Kesinlikle. Hatta bunu yapmak için dizayn edildi. Bunu yapması lazım. Ama biz maalesef karşımızdaki erkeğe ve ya da topluma, üçüncü şahıslara diyelim, ikinci şahıslara hatta kendimizi beğendirmek ve kabul görmekle ilgili çok kolayca kimlik kaybedebiliyoruz. Asıl problem bu. Bu problemin kaynağına indiğinde niye biz kolayca kimlik kaybedebiliyoruz? Mesela bir anda kadınlığımız karakterimizin önüne geçebiliyor. Bir anda. Bir anda inandığımız şeylere çok cani gönülden inanırken, gerçekten inanırken, hakikatiyle inanırken bir anda duygusal bir ilişkinin içine girebiliyoruz. O duygusal ilişkinin içindeki
birlikte olduğumuz partnerimizin düşünceleri bizim inandığımızı zannettiğimiz şeylerin önüne geçebiliyor bir anda. Onun gözünden bakmaya başlıyoruz. Onun gözünden bakmaya başlıyoruz. Çünkü işte bu altı otobanlı, altı yollu otobanımızda trafik kazalarımız oluyor. O zaman o kargaşanın içinde kendimizi kaybedebiliyoruz ve öncelik sıramız kayboluyor. O yüzden hayatta öncelik sırası yapmak zorundasın. Yaptığın öncelik sırasına sadakatle bağlanmak zorundasın. Belki de otobanlara gişe koymamız gerekiyor. Geçişler Bravo. Paralı olmalı belki. Paralı para derken anlıyorum seni demek istediğini. Bedava olmamalı tabii, belki geçişler. Tabii ve çok gönüllü olmamalı yani. Çok davetkar olmamalı o geçişler. Hani buyurun gelin buradan geçin olmamalı yani. Oradan geçebilmek için belirli kriterlere uygun araçlar kabul görülmeli oradan. İşte konularımız seçilmeli. Çünkü her bir araç bir konu bakarsan. Ama biz her konuya zihnimizi açarsak o zaman zihnimiz karışık hale geliyor ve biz toplumun anneleriyiz. Toplumun doğurucularıyız. Yani bugün bu gezegende bir kadın tarafından doğurulmamış canlı yok. Düşünsene ve en bir organizmanın en önemli bütün organizmanın karakterinin temelinin atıldığı şey 0-8 yaş. 0-8 sonra 0-14 yaş. Niçin? Çünkü beynin öğretim aldığı, beynin bütün hatlarının döşendiği ilk etap 0-4 yaş arası. Beyin plastisi diyoruz buna, beyin esnekliği, öğrenim esnekliği. O 0-4 yaş arasındaki dönemde eğer siz sürekli sevgi görmediğiniz, östrojen işte muhatap olduğunuz bir hormon var ve kabul görmek istiyorsunuz. Hani bu Maslow'un çok güzel anlattığı işte beslenme, barınma, hemen sonrasında kabul görme var. Hı hı. Besleniyorsun. Bu toplumda artık bu yüzyılda sokakta yaşasan bile ölmen, açlıktan ölmen pek mümkün değil. Bir şekilde besleniyorsun. İşte bir sürü evsiz insan var. Bankomatların olduğu yerlere girip yaşayabiliyorlar. Barınmanı da en ilkel haliyle bile edinebilirsin. Yani bir uyku tulumu alıp o uyku tulumuyla ormanda yaşayabilecek kadar teknolojimiz geliştirilmiş durumda. Ama bugün baktığında kabul görmeye geldiğimizde, üçüncü basamağa çıktığımızda ciddi olarak bütün dünyada, sadece bizim toplumumuzda değil, bütün dünyada ciddi bir gerileme söz konusu. Sosyal medyada birbirimizi kabul etmediğimizi bağıra bağıra anlatıyoruz. Yani yüz yüze geldiğimizde yapamayacağımız şeyleri sosyal medyada çok şiddetli bir şekilde yapıyoruz. Şimdi kabul görmede problem yaşadığımız zaman insan organizması olarak geri kalan her şey problemli hale geliyor. Çünkü kabul görebilmek için şekilden şekile giren organizmalar haline geldiğimizde insan olamıyoruz. Peki burada kadın olarak kabul görmenin koşulları niye bu kadar ağır? Yani şöyle, neden dişilliğimizi hatırlamak için yeniden ritüellerdi, şunlardı, bunlardı, bir takım taktiklerdi, erkek avlama, tavlama sanatlarıydı, bunlarla etrafımızda oldu. Bravo. Peki dişillik ne demek? Yani dişillik bence şöyle bir şey, işte dediğin gibi yani üretkenlik, üremek olabilir. Üremeyi ben tek başına bir çocuk dünyaya getirmek olarak düşünmüyorum. Sen kaç kere üredin kitaplar yaparak? Hı hı. Yani üremek kendinden yeniden bir şey ortaya çıkarmak olabilir. Üretkenlik olabilir. Yani dişilik bence bir şeyi ortaya çıkarmak, yükseltmek olabilir. Pek çok şey olabilir. Yani böyle bir durumdayken neden ben kendi varlığımı, kendi bedenimi, kendi zihnimi, ruhumu bir erkeği elimde tutmak ya da tavlamak üstünden bir şeylerle kirletiyorum. Bana göre kirletmek ya da feda ediyorsun. Varoluşumda böyle bir şey yok. Ben zaten dişi doğmuşum. Feda ediyorsun ya da. Dişilliğin ne anlama geldiğini bu toplumda yeterince düşünüldüğünü düşünmüyorum. Hı-hı. Yani dişillik kelimesi işte bakımlı şık olmak, temiz kokmak, işte güzel elbiseler giymek, işte manikür pediküre gitmek değildir. Ben bu konuyu çok uzun yıllardır düşünüyorum. Eğer sen bu soruyu bana sorarsan dişillik nedir diye. Dişillik senin de dediğin gibi hemfikirim seninle üretebilme kapasitedir. Ama ürettiğin şeyin ne olduğu senin dişilliğinin kalitesini belirleyecek. Senin eğer ürettiğin şey sadece senin kendi kişisel görüntünle ilgiliyse sadece. Hı hı. Zaten hedefin en güzel olabilmek üzerine kurulmuştur. Şimdi o hedeften gidebileceğin yer sınırlıdır. Ama eğer senin dişillik anlayışın işte üretebilmekse eğer, sen o zaman hayata katkıda, yine hayata katkıya geliyoruz, hayata katkıda görevli bir organizma olduğunu kabul edersin. Dersin ki ben kadın bedeni içinde doğmuşum. Üretmekle ilgili altı otobanlı bir sistemim var.
baktığında üretiyorum. İşte ne üretiyorum? Sağlıklı yemekler üretiyorum. Ailemi üretiyorum. Ailemin daha iyi yaşayabilmesi için bir ortam üretiyorum. O ortamın içinden, içinde yaşadığı için sağlıklı gelişen bireyler üretiyorum. O bireyler gelecekte sağlıklı insanlara dönüştüğü için sağlıklı bir toplum üretiyorum. Değil mi? Dişillik sağlıklı bir toplum üretebilme kapasitesidir. O yüzden de ben buradan her şeyi annelere bağlıyorum. Hatta birisi bana sosyal medyada şöyle bir şey yazmış. Demiş ki, Azra Hanım sizi çok seviyorum ama işte siz hep anneleri suçluyorsunuz demiş. Ben anneleri suçlamıyorum. Annelerin görevinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasının zorunlu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün toplumu, bütün insanlığı doğuran bir organizmadan bahsediyoruz. Ve onu dekolte kafesinin içine koyarsan eğer, dekolte güzellik, tatlılık, işte kadın gibi narin olmalısın dersen o kadını hiçbir zaman sen işte bir köprü dizayn ederken görmeyeceksin. Çünkü kafasında kadın gibi narin olması gerektiğini ona kodlattığın zaman, bunu ona kabul ettirdiğin zaman o kendini hiçbir zaman köprünün üstünde işte değişik bir ergonomik bir köprü dizayn ederken hayal etmediği için hiçbir zaman bu gerçekleşmeyecek. Çünkü her şey kendi zihnimizde kabul etmekle başlıyor. Yani o yüzden hani kadınlığı koyduğumuz o kafesi bir açıp bir incelemek lazım. O kafes niye var? Hı hı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir erkek çocuk annesiyim. Belki de oğlum olduğu için biraz konuya daha objektif bakamayacağım artık. Hı hı. Çünkü onun sorunlarıyla birlikte yaşarken ondan erkek nasıl olunur onu da öğreniyorum. Ben erkek nasıl olunur bilmiyorum. Çünkü ben kadın bedeninde doğdum ve kadın nasıl olunur öğrenerek büyüdüm. Ama şimdi bir küçücük bir yavruyu doğurdum ve o yavru kendi hayatında, kendi erkeklik yolculuğunda ve insanlık yolculuğunda ilerken onun sorunlarıyla karşı karşıya geldiğim için ciddi öğretilerle dolu bir ilişkim var. Ve şunu görüyorum, biz erkeklere çok büyük haksızlık da yapıyoruz. Bunun karşılığında onlardan çok büyük haksızlık da görüyoruz. Yani bu haksızlık karşılıklı baktığında. Peki bu haksızlık nasıl olur da anlayışa döner? Habitatla ilgili. Bir örnek vermiştim. Demiştim ki sen sırtlanlarla dolu bir savanada, Afrika'da bir işte gittin, savanaya gittin Afrika'da. Sırtlanlar var her yerde, değil mi? Sürüler halinde geziyorlar. Çişini yapmaya çalıların arasına girer misin? Hayır. Girmez, değil mi? Korkarım. Evet, yani zekası bizden daha düşük hayvanlar bile girmiyorlar oraya yani. Bizimki zekamız oldukça diğer hayvanlarla kıyaslandığında gayet yerinde. Şimdi biz eğer zekası etrafındaki tehlikeyi analiz edip o tehlikeden nasıl kurtarılabileceğini, kendisini nasıl kurtarabileceğini anlayacak seviyede olan bir organizma olarak sırtlanlarla dolu bir yerde nasıl affedersin tuvaletimizi yapmaya gitmiyorsak, biz belirli ortamlara girerken o ortamın ne olduğunu analiz edip o ortamlarda zarara uğrayacağımız şekillerden kaçınıyor olmamız lazım. Ne mesela ortam? Mesela gece diyelim ki arkadaşlarınla bir doğum günü partisine gittin. Hı hı. Çok güzel eğlendin, felekten bir gece çaldın. Gece eve dönüşünü güvenli yapmak zorundasın eğer karanlık sokaklardan geçerek eve gitmek zorundaysan. Bunu yapmak senin kendine olan sorumluluğundur, bu geri dönüş planını yapmak. Şimdi sen bu planı yapmadan işte savanada sırtlanların bulunduğu yerlere gidip ondan sonra saldırıya uğradım dediğin andan itibaren ve bununla ilgili mızıklandığın andan itibaren bir dengesizlik doğuruyorsun toplumda. Burada ama bunu dişi, yani kadından bekliyoruz değil mi? Erkekten beklemiyoruz. Hayır, bunu aslında kadından da beklemiyoruz. Erkekten de beklemiyoruz. Bunu aslında toplumdan bekliyoruz. Hmm. Çünkü toplum o savanadaki sırtlanların o bölgede yaşayabilmesi için nasıl bir habitat oluştuysa, şimdi sen sırtlanların yaşayacağı habitat yoksa sırtlanlar zaten orada yaşamayacak. Değil mi? Hı hı. Ama sırtlanlar eğer orada yaşıyorsa, çünkü öyle bir ortam oluştuğu için sırtlanlar gelip oraya yerleşmiştir. O zaman bu toplumun sorunudur. Evet. Yani ki bu öyle. Kadın ve erkeğin değil, toplumun sorunudur. Çok büyük bir toplumsal ama sorun içindeyiz. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Toplumsal bir sorun olarak bakmak yerine buna kadın ve erkek sorunu olarak bakıyoruz ve bu çok yanlış. Bu kadın erkek yarışması değil yani bu. Bu bir toplumsal sorun ve bir habitat sorunu. Yani oradan kadın geçti, kadın işte yaralandı, kadına saldırdılar değil.
bu. Bu kadar basite indirgenmemesi gereken bir şey. Yani şöyle mi? Ayrılmayı bilmeyen, yetişkin olamamış bir erkeğin öldürdüğü kadın, ayrılamadığı için, boşanamadığı için, reddedildiği için. Evet. Bir kadın cinayeti değil, bir toplumsal... Bir toplum, bravo. Kadının sorunu değildir bu. Toplumun en önemli sorunudur. Hem kadının, hem erkeğin, hem çocuğun, hem yaşlının, hani hormonal seviyesi düşmüş artık daha kendini insan kümesinde var eden bizim toplumumuzda yaşlı insanlar da var. Yani kadın erkek tartışmasının içine girmeyen, toplumda var olan bütün bireylerin sorunudur. Çok haklısın burada ve biz bunu kendini koruması gereken kadınmış gibi algılıyoruz. Hayır. Habitata kendini hiç dokunmuyoruz. Toplumdur burada. Toplum kendini koruyamadığı için toplumun üyelerinden bir tanesi kronik bir şekilde zarar görmektedir. Evet. Ve bu nedense zayıf olan taraf daha çok zarar görmektedir. Zayıf değil ama. Hayır. Zayıf görülen taraf. Öbür taraf şiddete başvurduğu için. Evet. Yani oyunu kuralına göre oynamadığı çünkü için. Çünkü testosteron, bakın bugün Amerikan donanmasında yapılan testosteron üzerine bir sürü çalışma var ve Stanford Üniversitesi'nde falan yapılmış bu çalışmalar. Bunları okuyabilirsiniz. Testosteron belirli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman şiddete meyillik artıyor. Bunu kadına da verdiklerinde kadında da şiddete meyillik artıyor. Yani o yüzden testosteron dediğin şey bayağı, yani bir nörohormon olarak bayağı, eğer belirli bir dozun üzerine çıktığında şiddete meyilliliği arttırdığı damgalanmış, ispatlanmış bir nörohormon. Hı hı. Şimdi testosteronla function eden bir organizmadan bahsediyoruz. Tamam mı? Erkek dediğin organizma. Şiddet sorunlarını şiddetle çözmekle ilgili bir eğilim var orada. Yani o yüzden de bunu artık kadın erkek tartışmasından çıkarıp da çok ciddi bir toplumsal sorundur bu diye baktığınızda. Çünkü neden? Toplumu doğurmakla yaratıcı tarafından görevlendirilmiş bir organizma eriyor. Kadın. Eriyor. Eriyor. Toplumda eriyor. Yok oluyor. Değil mi baktığınızda? Bunun böyle olmaması lazım. Nereye sığınacağız? Hukuka sığınmak zorundayız. Çünkü sen önleyici kanunlar aldığın andan itibaren, bu konuyla ilgili özellikle, zaten önleyeceksin. Kanun bu noktada, bu habitat oluştuktan sonra yeterli midir? Kanun tek başına yeter mi şu anki noktada? Kanunların uygulanması, uygulanır hale gelmesi her türlü habitatın temizlenmesi için yeterlidir. Çünkü kanun topraktır. Eğer senin verimli bir toprağın varsa ve kanun uygulayıcılar da iklimdir. İklimi de kanun uygulayıcıları da doğru seçiyorsan, yani kanun uygulayıcılar kanunlarını doğru dizayn ettiysen, toprağını doğru koyduysan, kanun uygulayıcılarını da doğru seçtiysen, onlar gerçekten kanunları uyguluyorlarsa, doğru toprak ve doğru iklimle her şeyi yetiştirebilirsin. Peki, bu bir toplumsal sorun. Çok haklısın ve bunu kanunla çözülmesi gerekiyor. Hepimizin de uyanık olması, yani algılarımızı açarak yaşamamız gerekiyor. Peki, böyle bir habitat içinde birey olarak toplumsal sorundan çıktım. Kendimden sorumluyum. Birey olarak kendimi, beynimi, düşünce yetimi, hakkaniyetli tavır koyma kapasitemi nasıl temiz tutacağım? Koruyacaksın. Nasıl koruyacağım ki? İnsanlığını. İnsanlığını nasıl koruyacaksın? Ben bir hata yapmayayım. En azından bu kötüye giden, bataklık haline gelmiş habitata ben de bir çamur bulaştırmayayım. Evet. Şimdi biz... bir 5 dakika önce narsizm dedik. İşte narsizm var, narsistik disorder, düzensizliği var dedik. Şimdi narsizme bir parantez açmak istiyorum burada. Çünkü bunun çok yanlış anlaşıldığını gördüm. Narsizm dediğin şey 0-14 yaş arasında, hani bu 3. basamakta kabul görme dediğimiz yerde 0-14 yaş arasında kişinin etrafındaki, çevresindeki dünyadan yeterince kabul görmemesinden kaynaklı yetersizlik duygusunun içeride tohum haline gelmesi ve yaş ilerledikçe kök salması, bu yetersizlik duygusuyla, yani aslında ben sevilmiyorum, ben istenmiyorum duygusunun negatife kanal olacak şekilde etrafındaki dünyadaki her negatifi gören insana dönüşmesiyle alakası var. Yani ne oluyor? Kişi eğer... bu 0-14 yaş arasında bu tohum bu kişiye ekildiyse, kişi özde, kendi iç bilincinde gerçekten kabul edilmeyecek
sevilmeyecek birisi olduğuna kendini inandırdıysa, çünkü inanıyorsunuz. Bugün Aslı'cığım sen bugün sokakta geç, sana bir sene boyunca herkes sana sarışınsın desin. Bir senenin sonunda sen insanlara kendini anlatırken sarışın olarak anlatırsın. Çünkü biz bu tip gerçekten de çevresindeki dünyadan birebir etkilenerek gelişen organizmalarız. Yani bizim neye dönüşeceğimiz, en çok vakit geçirdiğimiz işte 5 kişinin ortalaması ve vakit geçirdiğimiz çevrenin içinde bulunduğu psikolojik, sosyoekonomik durumla belirleniyor. Yani olduğumuz karakter. Bu kadar çevresinden etkilenen bir organizmayken biz eğer 0-14 yaş arasında ciddi şekilde değersizlik duygusuna, değersizlik duygu bataklığının içinde bir kere battıysak, oradan çıkamıyorsak bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Etrafına baktığın her şeyi eleştirmeye başlıyorsun. Mesela seninle aynı şehirden gelen bir insanın bir başarısını görüyorsun. O insanda o başarıyı görmüyorsun. O insandaki başarı da kendindeki başarısızlığı görür hale geliyorsun. Narsizm kıskançlığa rahim olur hale geliyor. Etrafındaki her şeyi kıskandığın için etrafındaki her şeyde bir negatif görüyorsun. Her negatife odaklanıyorsun. İşte başkasında olan ve sende olmayan her şey başkasında olan o şeyle savaş açmana neden oluyor. Yani aslında birbirini doğuran rahatsızlıklar şeklinde işte narsizm kıskançlığa, kıskançlık kronik kıskançlığa, kronik kıskançlık birbirinin zaaflarıyla ve yaralarıyla beslenen bir topluma dönüşüyor. Ve bugün baktığında genelde hani bir de toplumda empatlar var. Bunu mutlaka anlatmak istiyorum. Lütfen. Çünkü bu konu çok basite indirgenmiş bir konu. Empatın ne olduğunu anlamak zorundayız. Toplumda mesela bugün 200 kişiden bir tanesi empat olarak biliniyor. Ve bu Türkiye geneline baktığınızda işte yaklaşık 450 bin kişiden bahsediyoruz. Minimumda, ortalamada. Empatlar karşılarındaki insanın duygularını kendi duyguları olarak algılamaya başlıyorlar bir süre sonra. Aslında empatiden geliyor değil mi? Empatiden geliyor. Empati ondan geliyor. Evet ama işte öyle bir seviyede ki bu. Bu taşları yerine doğru oturmak lazım, oturtmak lazım. Çünkü bu taşları yerine doğru oturtmadığın zaman kavram karmaşası içerisinde anlamlardan uzaklaşıyoruz. Şimdi toplumda çeşit çeşit insanlar var ama biz mesela narsisizm düzensizliğine maruz kalan insanlarla işte empat olan insanları ikisini bugün konu olarak alırsak, bu ikisini birleştirdiğinde ortaya acayip vaka incelemeleri çıkıyor. Çünkü sen karşındaki insanın duygusunu kendi duygun gibi içine aldığın zaman kendine ihanet ettiğini başta anlamıyorsun. Evet. Senden o duygunun nasıl çıktığını anlamıyorsun. Kötücül olmaya başlıyorsun. Aslında empatin çok yüksek. Etrafındaki bütün duyguları hissedebilecek bir şeydesin. Yapıdasın. Böyle bir yeteneğin var. Ama bu yetenek sana zarar veren, seni ileriye götüren değil, kendini imhaya dönüştüren bir şey haline geliyor. Yani bir empat, bir narsisizm düzensizliğinden müzdarip bir insanla birlikte geldiği zaman o kişinin gözünden kendisine bakmaya başlıyor. Benim bir örneğim var işte, eski erkek arkadaşım, yani narsistik kişilik bozukluğu vardı. Diyelim ki bir kadın figürünü, kalçası geniş, göğüsleri dolgun, öyle bir yuvarlak atlı. Ben öyle biri değilim, ben daha ufak tefek, daha çok ince peki yapılıyım. Şimdi o onu öyle gördüğü zaman ya da öyle bir kadın geçtiğinde bir süre sonra ben o kadına onun gözünden, o yoksa bile onun gözünden bakmaya başlıyorum. Ve sanki o görüyormuş gibi algılayarak, bravo, onun penceresinden değerlendirip bir süre kendimi kadın sınıfına koymadım. Bu bunları konuşmak zorundayız. Çünkü birbirimizden ne kadar etkilendiğimizin delilleri bunlar. Bu her insanın hayatında var. Sadece senin hayatında değil. Yani empatlık seviyesi ne kadar olursa olsun çok ciddi bir empat olabilirsin. Bütün duyguları böyle sünger gibi emen. Ya da işte dozu normal diyeceğimiz seviyede bir empati olabilirsin. Ama ne olursa olsun birbirimizden sürekli etkileniyoruz. O yüzden şimdi yeniden en başa döneceğim. Senin sorduğun biz nasıl sağlıklı kalıp insanlığımızı koruruz soruna. İlk olarak kötülüğe kanal olmamayı kendimize öğretmek zorundayız. Bu birinci kural. Bu benim birinci kuralım. Çok özür diliyorum. Hemen açacağım. Unutma. Kötülüğe kanal olmak nedir? Bu bir narsistik davranıştır. Mesela diyelim ki bir arkadaşınla yemeğe gittin. Arkadaşın bir konuda bir problem yaşamış. Diğer bir arkadaşıyla olan bir meseleyi seninle paylaşıyor. Diyor ki ya işte atıyorum şu an Ayşe benim kalbimi çok kırdı diyor, sana anlatıyor. Ayşe'nin onun kalbini kırdığını duyuyorsun. Karşında arkadaşın oturuyor. Bir anda
arkadaşını doldurmaya başlıyorsun. Aslında meselenin özüne inip orada işte Ayşe ile arkadaşını uzlaştıracak bir ortam yaratmak yerine başlıyorsun. Ayşe sana bunu nasıl yapabilir? Ayşe zaten şöyle bir insan, böyle bir insan, kötülüğe kanal oluyorsun aslında. Ve aslında beyninde bir sinyal var, sana bunu söylüyor. Aa, sen burada Ayşe'yi yok ediyorsun diyor sana. Bunu fısıldıyor yani. Bu hepimizde olan bir şey. Mesela bana da oluyor arada. Ben orada hemen bir dakika, burada bana bir sorumluluk verildi değil mi? Benim bir fikrim soruluyor. Ben burada ve negatif bir şey söylemek istiyorum ilk diyelim ki. Ama o negatif şeyi söylememeye karar veriyorum. Çünkü iyilik dediğin şey karar verilerek yapılan bir şey. Kesinlikle. Zaten. Her aşamada. Yani adına ne dersen de, ben yaratıcı diyorum. Sen Allah de, başkası işte Rab desin, Rahim desin, ne derse desin yani, evren desin, adın ne olursa olsun. Zaten dizayn edildiğimizde bu gezegende teste sokulduğumuz şey bu. Bu organizma kendi özgür iradesiyle iyiliğe kanal olmayı mı seçecek, kötülüğe kanal olmayı mı seçecek? Kötülüğe kanal olmayı seçtiğin her seferinde hayatın daha kötüleşecek. Ama sen orada yüksek bir bilinçten bahsediyorsun. Kötülüğe kanal olduğunu hiç fark etmeden olabiliriz. Onun için sordum. İşte o yüzden de tabii, bunu bu programda konuşuyoruz. Çünkü sen bunu kendine düşünüp bir dakika ya, ben iyiliğe mi kanal olmayı seçeceğim, kötülüğe mi kanal olmayı seçeceğim mekanizmasını kendi zihnine yerleştirdiğin andan itibaren bundan sonraki her süreçte zihnin sana bunu hatırlatacak. Çok güzel, tamam. Sen sayıyordun, ben kestim. Birincisi bu. Birincisi sistemli, ayık ve gerçekten seçerek iyiliğe kanal olmayı seçmemiz lazım. Tamam. Bu birincisi. O yüzden de zaten diyorum ki dedikodu yapmayın. Yani insanları değil, olguları konuşun. Bir insan, ah o onu yaptı, bu bunu yaptı değil. Aa evet, ben mesela şimdi geldim sana, mahkemeden geldiğim için mahkeme konumuz oldu mesela. Ama o mahkeme konusunun içinde alınmış dersler var. Dersleri konuşun. Yani çünkü hayatımızda yaşadığımız her şeyin bir öğretisi var. Yaşadığımız her şeyi o öğretiyi alabilmek için yaşıyoruz. Eğer o öğretiyi bu yaşanmışlıktan almıyorsan, Ahmet'le yaşadığın yaşanmışlıktan o öğretiyi alamıyorsan, Mehmet'le de yaşıyorsun aynısını. Karakterler değişiyor fakat öğretiler sabit. Öğretiyi bir kere aldığın zaman o öğretinin bir kere testi geliyor. O test geçtiği andan itibaren bir anda öğretinin testini verdikten sonra zaten aynı problemi değişik insanlarla artık yaşamıyorsun. O problem senin hayatından tamamen çıkıyor. Bugün bu bahsettiğim şey toplumda bilinen bir şey. Evet. Yani bugün artık bu aslında hemfikir olduğumuz bir şey. Kendi hayatındaki problemleri analiz eden insanların hemfikir olduğu bir şey bu. Peki bu başka maddemiz var mı? Evet var. Birinci madde bu. Bilinçli olarak iyiliğe kanal olmayı seçeceğiz. İki, dedikodu yapmayacağız. Zaten bu birinciyle bağlı. Gıybet forever lafı tarihe karıştı. Bitti, dedikodumuz da bitti. Evet, evet, dedikodu yapmayacağız. Üç, sağlıklı besleneceğiz. Neden? Çünkü eğer senin vücudunda kimyasal dengesizliğin varsa, sen istediğin kadar analiz yapmaya çalış. Analiz yapmaya çalıştığında, analizini yaptığın şeylerde, acaba analizini yapmak için topladığın veriler senin zihnindeki gibi mi? Hakikati senin zihnindeki gibi mi? Yoksa sen olayları yanlış anlayarak mı topluyorsun? Sağlıksız bir zihnin varsa, kimyasal dengen yoksa, senin topladığın verilere sen ne kadar güvenebilirsin? Sağlıklı olmak senin kendine en büyük görevin. Gıdalarla mümkün bu. Gıdalarla tabii zihin, ki. Zihin, iyi bir zihin, temiz, berrak. İyi bir zihin ama sadece gıdalar değil, mesela su içiyorsan, hani içtiğin suyun içeriğine dikkat etmek zorundasın. Çünkü su en çok tükettiğimiz şey ve vücudumuzun çoğunluğu sudan oluşuyor. O yüzden su bizim gerçekten en çok ihtiyacımız olan şey. Yani doğru suyu içmek zorundasın, temiz su içmek zorundasın, temiz beslenmek zorundasın, doğru yağı kullanmak zorundasın. Hani sen sürekli dışarıda yemek yiyorsan, en lüks restorana bile gitsen, eğer orada sürekli bir ay boyunca değiştirilmemiş bir yağda yapılmış yemek sürekli tüketiyorsan, zaten senin kimyasal dengen bir süre sonra bozulacaktır. Bir ay ne ya? Yakarım ben orayı. Uğur Dündar gibi gider o kapıları kırarım öyle helikopterle. Bir ay az söyledim. Bak beynim bana dedi ki sana bu cümleyi kurarken. Bir ay dedim ve içimden aslında üç ay demeliydin Azra diye. Yani oradaki nörokorteksten sinyal indi aşağıya. Sen de hemen bir ay neye dedin. Yani o yüzden evet, o yüzden sağlıklı bir toplumda yaşayabilmek için sağlıklı bireyler olmak zorundayız. Sağlıklı insanlar olmak zorundayız. Başka dört. Evet. Üç dedim ki sağlıklı beslenme. Tamam. Dört. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Sağlıklı bir bireyi görüyorsan, onun yaşadığı sıkıntıda ona destek vermiyorsan, sağlıklı bireyleri kaybeden bir toplum haline gelirsin. Kan kaybeden bir vücut gibidir bu. Sağlıklı bireylerini kaybeden toplumlar bir süre sonra aynen beden gibi hasta olurlar zaten. Kan kaybeden bir beden gibi.
O yüzden de sağlıklı bireylere sahip çıkmak zorundayız. Başka var mı altı? Daha çok var, devam edebiliriz. Çok hızlı yani, sonuna geliyoruz evet. Da artık o yüzden. Dört bunu dedik. Beş benim için çok çok önemli. Etrafında kötülüğe kanal olan insanlardan kendini uzak tutmak zorundasın. Yani şöyle bir şey yok ama ben işte Ayşe ile çok eğleniyorum. Evet, çok dedikodu yapıyor. İşte çok kötücül ama onunla çok eğleniyorum, çok gülüyorum. Hayır, o senin tuzağın. O oltanın ucundaki solucan. Kendini Ayşe düzeltsin. Senin hayatına geri gelsin. Ayşe'yi bağrına bas. Ama Ayşe eğer kötülüğe kanal olmaktan gerçekten besleniyorsa senin Ayşe ile vakit geçirip Ayşe'deki özellikleri almaman mümkün değil. Biz sünger organizmalarız. Etrafımızdaki her şeyi içeriye alıyoruz. Bunu söyleyelim. Abi çok yani yaşamak ve iyi olmayı seçerek yaşamak her adımımızda, her eylemimizde, her kararımızda ki dedikodu yapıp yapmamak bile bir karar. Tekrar tekrar kontrolden geçirilmesi gereken bir şey. Kolay değil ama bir yılı bir atlatırsak bence. Bir yıl bile değil ya. Bak bu 28 gün. Kadınlarda işte bu regli döngüsü dediğimiz 28 gün. Hani yumurtlama döngüsü. Spor yapmakta da öyle. Mesela spor yaptın diyelim ki o sporun üzerine ilk bir hafta inanılmaz zor gelir. Ama sen o 28 günü geçtikten sonra o... Evet. Vücudunda farklı hormonları tetikleyeceği için zaten sende ihtiyaca dönüşecektir. Yani bir ay sonrasında zaten farklı bir şeye gireceksin, gerçekliğe gireceksin. Ay çok güzel yapı. Hemen başlıyorum. Dedikoduyu kesiyorum. İnandırıcı oldu mu Hande? Dedikoduyu kesiyorum Hande. Yedin değil mi? Yedin sen yedin. Ya bizim bu yılki temamız zeytin ağacı. Nereye dikersin bilmiyorum. Kesin dikeceğim. Ama sana bunu hediye etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Azra'cığım kişisel bir dilek yazmanı rica ediyorum ama görünecek ağaca oraya yapıştıracağım. Tamam. Kendinle ilgili bir dilek olsun lütfen. Kendimle ilgili. İnsanlıkla ilgili değil, kendinle ilgili kişisel bir yüksek dilek. Yüksek sesle söyleyeyim mi ne diyeceğimi? Söyle tabii tabii. Ben kendim çok bencil olarak insanların birbirini anlamak için çabaladığı bir toplumda yaşamak istiyorum. Ya yine toplum, hayır ya. O kadar fark ediyor ki, bak o kadar fark ediyor ki bu nasıl bir dilek? Ben diyorum ki sana cennette yaşamak istiyorum. Tamam, peki kabul edildi. Sen yaz. Ya sevgi, bir de evet ismini soyadını da yazarsan çok seviniriz. Sevgili seyirciler, benim beynimi yediniz. Azra Cohen gelsin, Azra Cohen gelsin, Azra Cohen gelsin diye. O kadar çok mesaj geliyor ki her gün mesaj geliyordu. Geldi, Amerikalardan geldi. Ve normalde şunu da antiparantez sokmak istiyorum. Gerçekten hani bunu seninle de çok konuştuk. Aslında benim çok sevdiğim, sen benim sevdiğim birisin. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama arkadaşım olduğun için burada değilim. Fakat sana bir sözüm vardı. O yüzden de başka hiçbir, yoksa benim yani artık televizyon, kitap biliyorsun şimdi yeni kitabım evet, çıkacak falan. O yüzden de gelip böyle burada bilmiş konuşmak istemiyorum. Ama senin davet ettiğin her yere her zaman geleceğim yani. Bunun sözünü sana vermiştim o yüzden. Çok çok teşekkür ederim beni davet ben ettiğin için. Ben de sana zeytinyağımızla, şimdi sen bu zeytinyağını beğenmezsin ama dileğimi beğenirsin ya. Bir dilek yazıyorum biliyor musun senin için? Nedir? Evet, ben de sana bunu söyleyeceğim. İğrenç yazımla dur. Serpilelim. Evet. Yeni kitabın habitatı değiştirsin diye yazdım. Benim dileğim de seninle ilgili, bu bilmiyorum ne kadar görünüyor kötü yazımlı ama artık affedin. Yeni kitabını heyecanla bekliyoruz. Kitap çıktıktan sonra bir daha bekliyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Aslı. İyi ölürüm ki varsın. Sana. İyi kurban ki olurum ben seni veren Allah'a. Sanacağım gel. Los Angeles'lardan gelmiş bacım.